Merhaba Tam Endir takipçileri. Bu videomuzda oldukça önemli bir karşılaştırma testi yapacağız arkadaşlar. Bir elinde iPhone 10S var. Bir diğer elinde de Samsung Galaxy S10e var. S10e biraz Samsung tarafı için önemli bir cihaz ama bakalım 10S'i bu videoda geçebilecek mi? Gerçekten önemli bir video. Bakalım, isterseniz şöyle ekranlarla bir başlayalım istiyorum. Şimdi ilk olarak Samsung'un S10e'sine baktığımızda aslında uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkmasına rağmen telefonun üzerinde dinamik süper AMOLED bir panel var arkadaşlar. Yani yeni nesil Samsung tarafından tanıtılan yepyeni bir panel var ve bu panel gerçekten çok çok iyi işler ortaya çıkartıyor. Peki 10S tarafında ne var derseniz, 10S tarafında süper AMOLED dediğimiz, bir yandan da işte Apple'ın farklı isimler taktığı ama aslına bakarsanız hali hazırda bir süper AMOLED panel olan bir ekran yer alıyor arkadaşlar. İki telefonun ekranı da 5.8 inç boyutunda. Devam ettiğimizde ekran kasa oranlarında önemli farklılıklar var dostlar. Çünkü şimdi 10S tarafında bir çentik var fakat S10e'ye döndüğü zaman ekranda herhangi bir çentik yok. Ekrandaki kamera, ön taraftaki kamera ekranın içine gömülmüş durumda. Ve şimdi 10S tarafında ekran kasa oranı %82.9 civarındayken S10e'ye baktığımızda %83.3'lük bir ekran kasa oranını görüyoruz ki bu ekran kasa oranını size tarif edebilmem çok mümkün değil çünkü ekranın tamamen ekrandan oluşması gerçekten çok güzel, yani çok güzel bir deneyim sunuyor sizlere. Bunu size söylemem lazım. Ekranlar noktasında ekranların çözünürlüğüne baktığımızda şimdi çözünürlük olarak iPhone 10S bir tık sadece çok az bir farkla birazcık yüksek arkadaşlar S10e'den ama aradaki dinamik AMOLED panel farkına baktığımız zaman inanın bu farkı çok fazla böyle göz önünde tutmuyorsunuz. Aradaki o fark çok gözünüze çarpmıyor ve S10e'de arkadaşlar HDR10 Plus teknolojisi kullanıyor ekran panelinde. Fakat iPhone 10S'te sadece HDR10 yer alıyor ki bunu video izlerken direkt bir şekilde fark ediyorsunuz. Arada renklerde çok önemli farklılıklar yer alıyor. İşlemciler var tabii ki. İşlemcilerde önemli detaylar var ve aslında performansı direkt etkileyen detaylar bunlar. Şimdi baktığımızda S10e'de 8 nanometrelik Exynos 9821 işlemci kullanılıyor. Fakat iPhone 10S'e baktığımızda arkadaşlar 7 nanometrelik bir işlemci var. A12. A12 çipi gerçekten güçlü bir çip ve çok çok fazla işi de bir arada yapabiliyor olmasına rağmen aslında telefonların genel yeteneklerine baktığımızda sanki Apple tarafı o yetenekleri çok kullanamıyor gibime geldi benim. Yani hani tam işlemcisi çok güçlü ama sunduğu özellikler yani Samsung S10e'ye göre bayağı kısıtlı kalıyor diyebilirim sizlere. Devam ettiğimizde arkadaşlar işlemci tarafında aslında performans testine değinmeden önce S10e'nin 6 GB RAM'e 10S'in de 4 GB'lık bir RAM'e sahip olduğunu sizlere hatırlatmamda fayda var. Depolama tabii ki önemli. S10e standart 128 GB'lık bir depolamayla geliyor ve isterseniz microSD kartta 512 GB'a kadar artırabiliyorsunuz depolamayı. Fakat 10S tarafına baktığımızda bildiğiniz üzere Apple'da herhangi bir microSD kart desteği yok ve standart depolaması da 64 GB olarak konumlandırılmış durumda. Yani burada bir aslında dezavantajlı duruma düşüyor iPhone tarafı. Kameralara baktığımızda çok önemli yenilikler var arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum size, S10 ailesinin yani güya diyeceğim çünkü gerçekten öyle. Yani telefon hiç uygun fiyatlı bir cihazmış gibi değil. Yani cihazda hemen hemen bütün özellikler mevcut. Güya uygun fiyatlı olarak çıkan bir cihazda aslına bakarsanız S10 ve S10 Plus'ta yer alan kamera özelliklerinin hemen hemen birçoğu yer alıyor dostlar. Yani aslında cihaz size çok büyük eksiler sunmuyor bu noktada baktığınızda, yakından incelediğinizde işler bu şekilde oluyor. Şimdi iPhone 10S'in arkasında bulunan kameralardan bir tanesi 12 megapiksellik f1.8'lik bir kamera. Bir diğeri ise yine 12 megapiksellik telefoto dediğimiz f2.4'lük, yani 2x zoom ve işte bunun yanında sizin daha rahat portre fotoğraflar çekebilmenizi sağlayan 2 adet lens bulunuyor iPhone 10S'te. Fakat Galaxy S10e'ye baktığımızda arkadaşlar işler gerçekten değişiyor. Şimdi arka tarafta 12 megapiksellik dual piksel bir kamera var ama bu kamerada Samsung'un özel olarak geliştirdiği açılır kapanır diyaframla f1.5'e kadar inebilen bir kamera mevcut. Yani bu aslında Samsung'un
en üst model cihazlarında bulunan bir kamera ve S10'a konumlandırılmış durumda bu kamera. Bu da sizin düşük ışıkta çok iyi çekimler yapmanızı sağlıyor açıkçası. Onu da belirtmeliyim sizlere. Tabii bir de size şunu söylemiştim. S10 ailesiyle hani çok büyük farklılıklar yok cihazın arasında kamera anlamında diye. O da şu arkadaşlar, cihazda direkt S10 modellerinin diğerlerinde olan 16 megapiksellik ultra geniş açı kamerada yine konumlandırılmış durumda ki bu kamera benim şimdiye kadar gördüğüm ultra geniş açıya sahip akıllı telefonlulardan bahsediyorum size. Yani birçok telefonda var şu an bu özellik ama hepsinden çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. İnanın bana, yani bayağı kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz ultra geniş açıyla. Ki aslına bakarsanız son bir şey daha eklemem lazım burada ultra geniş açı hakkında. Şimdi ultra geniş açıya çok değindim ama bu telefonda öyle bir özellik yok bildiğiniz üzere. Yani iPhone 10S'te herhangi bir ultra geniş açı özelliği yok. Yani ne veriyorsa kamera onu kullanıyorsunuz maalesef. Yani herhangi bir ultra geniş açı özelliği yok. Şimdi ultra geniş açılı kameralarda böyle bir balık gözü ya da işte böyle bir yamuk yumuk fotoğraflar çekilebiliyor. Fakat Samsung burada çekimi düzenleme özelliği getirmiş kendiliğinden cihaz. Bu çekimi düzenliyor ve hani siz onu ultra geniş açıyla çekseniz bile aslında geniş açı lensle çekilmemiş gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Telefonu aslında iki telefon modelinde birbirinden ayıran en önemli nokta kameraları olabilir diye düşünüyorum. Ekrandan sonra, çünkü S10'a baktığımızda aradaki uçurum fiyat farkını göz önüne aldığımızda kameralarıyla gerçekten gönülleri fethediyormuş gibime geliyor. Benim tabii sizin de yorumlarınız burada benim için çok önemli. Video tarafına baktığımızda yine önemli farklılıklar var arkadaşlar. Mesela ne var derseniz, iPhone 10S Full HD'de maksimum 240 saniye kare yavaşlatılmış videolar çekebilirken Galaxy S10'a 960 fps'e kadar yavaşlatılmış videolar çekebiliyor. Çok çok fazla bir farklılık var. Ve tabii ki S10'da bulunan yine bu ultra geniş açılı lensle videolar çekebiliyorsunuz ki o videolardaki hareket olayı oldukça güzel. Yani titreşim minimum düzeyde ve çok çok iyi videolar çıkartabiliyorsunuz ortaya. Şunu söyleyebilirim, bence S10 ailesindeki video yetenekleri şimdiye kadar Samsung tarafından yapılmış en iyi video yetenekleri olabilir arkadaşlar. Yani daha önce hiç bu kadar önem vermemişlerdi. Çok iyilerdi ama bu kadarı yoktu. 10S tarafına baktığımızda aslında 10S ne yazık ki video tarafında size standart şeyler sunuyor arkadaşlar. Yani Full HD çekebiliyorsunuz, 4K çekebiliyorsunuz 60 FPS. Ama çok daha fazla işte geniş açılı ya da işte titreşimi azaltmaya yönelik özellikler cihazda yer almıyor maalesef. Yine burada da bir eksi hanesi kendisine yazılıyor. Evet arkadaşlar, eğer iPhone 10S ile video çekmek isterseniz sesiniz videoya şu anda duymuş olduğunuz gibi giderken, aynı işlemi Galaxy S10e ile yapmak isterseniz de sesiniz videoya şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Hangisi daha iyi, yorumlara yazın bakalım. Ön kameralara bakıyoruz ki ön kameralarda aslında Apple'ın cihazları herkes çok iyi diye bilir genelde kullanıcılar ama burada da S10'a birazcık daha öne geçiyormuş gibime geldi benim. Zaten sonuçları siz daha iyi yorumlarsınız ama size şöyle aktarayım. 10 megapiksellik ve f1.9 diyafram aralığına sahip bir kamera var S10'da ve iPhone 10S'e baktığımızda 7 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alıyor bu telefonda. Şimdi burada güzel portre çekim özellikleri var. Ön kamerada güzel yetenekler var ama açı biraz dar kalıyor arkadaşlar ve açıkçası biraz daha yapaymış gibime geldi benim çektiğimiz fotoğraflarda. Tabii yorumlar tamamen size ait ama iPhone'dan Samsung Galaxy S10'a döndüğümüzde ön kameralardaki açı farklılıkları ve tonlama farklılıkları bir anlamda fark ediyor. Kalite farkı sanki bunda birazcık daha gerçekçi gibi, hani bunu bir Samsung cihaz için söyleyeceğim bir gün olur muydu diye düşünüyorum ama yani herhalde bizim bulunduğumuz ortamda böyle oldu ama renkler gerçekten bunda daha gerçeğe yakınmış gibime geldi yaptığımız çekimlerde. Ön kameralarda S10'a 4K çekim yapabilirken video tarafında maalesef iPhone 10S maksimum Full HD kayıt yapabiliyor. Ve tabii ki kablosuz şarj yetenekleri arkadaşlar. iPhone 10S'te standart kablosuz şarj özelliği var. Yani herhangi bir hızlı şarj, kablosuz hızlı şarj özelliği cihazda yer almıyor. Sadece normal bir kablosuz şarj yer alırken Galaxy S10'a baktığımızda cihazda hem hızlı kablosuz şarj özelliği var hem de bunun yanında ters şarj özelliği var ama bu rakiplerindeki gibi bir özellik değil arkadaşlar. Cihaz aynı zamanda başka cihazları şarj etmenin yanı sıra aksesuarları da şarj ediyor. Bu gerçekten çok güzel. Yani herhangi bir aksesuarınız o an kapandıysa ya da şarjı komple bittiyse, şarj aleti yanınızda değilse rahat bir şekilde kendi telefonunuzla yanınızdaki aksesuarınızı şarj edebiliyorsunuz ki bu özelliği gerçekten beğendim.
Onu da belirtmemde fayda var. Şimdi kameralardan falan bahsettim size. Ses tarafında önemli farklılıklar var ki şöyle bir algı var yine. Hani Apple ses konusunda çok iddialı diye. Ama bence S10 ailesinin hoparlörleri, tamamen hepsi için söylüyorum ki S10'a için de bu kesinlikle geçerli. Bence şu anda piyasadaki en kaliteli hoparlörlere sahip akıllı telefonlar olabilir arkadaşlar. Note 9 hariç tutuyorum. Note 9 da yine oldukça kaliteli hoparlörlere sahip bir diğer Samsung cihazıydı. Şimdi detaylara değineceğim size, detayları anlatacağım. S10'e ses deneyimiyle beni gerçekten büyülemeyi başardı. Yani küçücük bir cihaz ama müthiş ses çıkıyor içinden ve çok da kaliteli çıkıyor. Peki bunu neye borçlu derseniz, telefonun üzerinde bulunan AKG imzalı hoparlörlere borçlu. Şimdi iPhone XS'te de aslında stereo hoparlörler yer alıyor. Gayet de iyi olmasına rağmen Galaxy S10'un hoparlörleri ve Dolby Atmos desteğiyle beraber sesin netliği ve kalitesi çok daha fazla öne geçiyor. Bunu hani net bir şekilde söylüyorum geçiyor diye, siz de tabii ki yorumlarsınız ama şimdi dinleyeceksiniz, arada gerçekten çok fark var. Yani ses anlamında kesinlikle S10'a çok daha başarılı sonuçları bizlerle buluşturuyor. Kutusundan çıkan kulaklıklar AKG imzalı bir adet kulaklık çıkıyor, yani bir çift demek istemiştim orada. Bir kulaklık çıkıyor ki kulaklıklar gayet iyi işler ortaya çıkartıyor. Hem de telefonun üzerinde kulaklık çıkışı var arkadaşlar ve herhangi bir aparata ihtiyacınız olmadan bu konudaki tatminkarlığınızı sonuna kadar kullanabilirsiniz. Tabii karşılaştırmaya devam ederken güvenlik tarafına da değinmemiz lazım. İki telefon da belli başlı güvenliklerle kendisini koruma altına almaya çalışıyor. Ama burada Galaxy S10e arkadaşlar bizlerle birçok farklı güvenlik önlemini buluşturuyor. Ne derseniz, desenle giriş, pinle giriş, yüz tanıma, parmak okuma gibi farklı seçenekler sunabiliyor bize. Fakat iPhone 10s'e baktığımızda yalnızca yüz tanıma ve ekrandan pin kodu girerek cihazı açma özelliği mevcut iPhone tarafında. Devam ettiğimizde, yani burada aslında farklı giriş yöntemleriyle birazcık daha böyle gönlümüzü kazanıyor gibi oluyor Galaxy S10e. Ama aslında size videonun sonuna doğru değineceğim detaylar var. Orada asıl kararı hep birlikte vereceğiz. Şimdi pil tarafı var. Pil tarafı çok önemli. Burada skandal şeyler var hatta. Her defasında benim böyle çok eleştirdiğim bir konu hızlı şarj konusu arkadaşlar, ama önce pil detaylarına değinelim. Şimdi iPhone 10s'te 2658 mAh'lik bir batarya var. Galaxy S10e'de ise 3100 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Şimdi büyük bataryalar, büyük güçler. Cihazın avantajını size söylüyorum. İçinde yepyeni bir işlemci var ve ekranı küçük arkadaşlar diğer S10 modellerine göre. Dolayısıyla bu yeni nesil işlemci ile çok daha düşük bir pil tüketimine sahip cihaz ve çok çok iyi işlerde ortaya çıkartıyor sizi gün boyu götürme anlamında. Şimdi Galaxy S10e standart hızlı şarj ile geliyor. 15 wattlık hızlı şarj ile geliyor. Fakat Apple tarafına baktığımızda telefon hızlı şarjı desteklemesine rağmen telefonu hızlı şarj edebilmeniz için yaklaşık 700 liralık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yani kutusundan ne kablosu çıkıyor, ne adaptörü çıkıyor ve bu telefona ne kadar para ödeyeceğinizi birazdan söyleyeceğim. O kadar para ödüyorsunuz ama içinden herhangi bir adaptör ya da kablo çıkmıyor telefonu hızlı şarj edebilmeniz için. Çok üzücü gerçekten bu olay ama maalesef Apple kullanıcılarına bunu uygun görmüş. Fakat S10e tarafına baktığımızda işler değişik tabii ki. Standart içinden kablosu da çıkıyor, hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Yani ihtiyacınız olan bütün her şey kutusundan çıkıyor zaten. Kutu açılışında yukarıdan izleyebilirsiniz. Ve en önemli detay aslında fiyat arkadaşlar. Şimdi Galaxy S10e 5500 lira gibi bir fiyattan satışa çıktı. Ve şu anda da yine 4950 lira civarlarına, 5000 lira civarlarına bu cihazı bulabiliyorsunuz. Ama iPhone 10s'e baktığımızda iPhone 10s arkadaşlar
9.900 lira gibi bir seviyeye çıktı satışa. Şu anda da 9.500 lira, yine işte 9.200 liralara falan cihazı bulabiliyorsunuz. Yani şöyle düz hesap yaptığımızda yaklaşık bir katı fazla olan fiyat olarak bir cihazı sadece hızlı şarj etmek için bile 700 lira fazla ücret ödemeniz gerekiyor. Ama bu cihazda aslında ihtiyacınız olan her şey fazlasıyla mevcut gibi gözüküyor ki ailenin uygun fiyatlı modeli olarak ortaya çıkmış bir modelken bana sorarsanız ben ikisinin arasında kalsam Galaxy S10'u tercih ederdim. Hem yenilikçi tasarımı hem de diğer sunduğu özellikler ve tabii ki de en büyük sebep fiyat. Yani bir telefon parası daha ödüyorsunuz ama birçok şey eksik kalıyormuş gibime geldi benim. Siz ne düşünüyorsunuz iki telefon hakkında? Sizce hangi telefon çok daha iyi işler ortaya çıkartır? Sizin favoriniz hangi telefon? Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.